Kürdistan haberleriyle devam ediyoruz. Talabani, Kürdistan Yurtseverler Birliği Genel Başkanı Bafil Talabani, Kürdistan Bölgesi Parlamentosu seçimlerine ilişkin tartışmalara dair basın açıklaması yaptı. Bugün Rojnif'te yer alan habere göre açıklamada Kürdistan Bölgesi Parlamentosu seçimlerinin zamanında yapılacağını belirtti. Bafil Talabani dedi ki, Devlet yönetimi koalisyonu ile yapılan görüşmede bölge seçimlerinin ertelenmesine ilişkin hiçbir öneri sunulmadı dedi. Dün devlet yönetimi koalisyonu Irak'tan bahsediyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Kürdistan Demokrat Partisi ile Bağdat'ta bir araya gelmişti. E, toplantıda her Bağdat arasındaki sorunlar ve sorunların Irak anayasası yoluyla çözümü ele alınmıştı. Kürdistan Bölgesi Parlamentosu seçimleri biliyorsunuz <laughs> 10 Haziran 2000 24 tarihinde yapılma kararı alınmıştı. Daha sonra KDP önce boykot kararı almıştı. Katılmayacağını e, demişti. Amerika Birleşik Devletleri de biraz bastırınca o sözden vazgeçti. İşte Amerika'dan seçimlere ilişkin yeni bir açıklama var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı e, Anthony Blinken yaptığı bir basın açıklamasında, haftalık basın açıklamasında Kürdistan seçimlerine ilişkin de bir soru soruluyor. O soruya verdiği, verdiği yanıt şöyle. Kürdistan bölgesi parlamento seçimlerinin bütün tarafların katılımıyla gerçekleşmesi gerekiyor. Kürdistan bölgesi hükümeti ve Irak hükümetinin ikili ilişkilerinin gelişmesi bizler için önemlidir ifadelerini kullandı. Bu arada Irak Yüksek Seçim Komisyonu Kürdistan pa bölgesi parlamento seçimleri için hazırlıklarına başladıklarını duyurdu ve yarın seçimlere katılacak parti ve ittifak sayısının belirleneceğini de açıkladı. Şimdi e, Neçivan Barzani ve Bafil Talabani Bağdat'a gitti Iraklı yetkililerle bir araya geldi değerli izleyenler. Devlet yönetimi koalisyonuyla yaptıkları görüşmelerde e, seçimlere ilişkin görüş alışverişinde bulunmuşlar. Hem seçimler hem de Bağdat'ın e, Güney Kürdistan'daki memurlara maaş vadine yönelik bazı tartışmaların yaşandığı, ikinci kademe parayı da gönderdiklerini bugün duyurdular Irak Maliye Bakanlığı. Biliyorsunuz artık Güney Kürdistan e, hükümeti kendisi parayı ödemiyor. Irak dedi ki bana verin o adamların hesaplarını, adamların derken bütün bu memurların falan hesaplarını bize verin. Biz parayı onlara göndereceğiz. Çünkü siz biz para göndeririz, siz para yiyorsunuz. Ve bundan sonra da Güney Kürdistan'ın bütün mali kaynaklarına diyecekler ki geçtiğimiz iki ay önce biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi öyle bir karar almıştı. Bir dizi karar almıştı. Bir tane de değil yani. Daha doğrusu Güney Kürdistan hükümetinin bütün yetkilerin elinde alındığı bir şey almışlardı. Karar almışlardı. Şimdi arkadaşlar. E, Türk askerin çaresizliğini gösteren bir video sosyal medyaya düştü. Ben de onu sizlerle paylaşayım. Diyarbakır'da, e, Haned'e, Lice'ye askerler gönderiliyor, sürgün ediliyor yani. Bu askerler de nasıl gönderiliyor? Yani normal sıradan hani bir minibüse bindirirsin, bir otobüse bindirirsin, bir e, askeri arabaya bindirirsin. O bölgeler biliyorsunuz korkuyla yaşıyor. Oradaki askerler öyle bir normal arabaya git değil. Bunlar bu kez askerleri 5 tane uzman çavuşu yani e, pick pikapla gönderiyor. Şimdi pikapa binen bu askerler korkuyla o yolu gidiyorlar. Yani kolay bir önlerini mesela bir gerilla önlerini kesse ne yapacaklar? Beşini alıp gidecekler falan. O yüzden askerler korkulan bir görüntü paylaşıyor. Diyorlar ki, dinleyelim önce ne diyorlar. 5 Nisan 2024 Cuma günü sabah Hani 3. Jandarma Komando Taburu'ndan Sızlı marka araçla Alay Disiplin Kurulu'na çıkış yaptık. Bize verdikleri araç Bu şekilde hiçbir güvenlik önlemi, hiçbir emniyet kemeri, can güvenliğimizi alacağımız hiçbir durum yok. Ben Osman Çavuş Murat Ayas Şimşek, ben kendim de açıktayım zaten. Arkadaşım Oğuzhan Can Türk beni tanıp yazdırdığı için ben alay disiplin kuruluna gitmekteyim. Ee, içerideki i̇çerideki başçavuş Orhan Çimen, ee, Üsteğmen Evren Sivrikaya'nın Kayan'ın e, şikayetler, şikayetlerimizden dolayı gittiğimiz için bize tahsis ettikleri araç bu. Normalde bizi Lice'ye götürürken şirketin içinde, zırhlı aracın içinde bile emniyet kemeri taktıran personeller, emreden personeller bizi bu araçla gönderiyorlar. Biz şu an terörle mücadele yapmış olduğumuz hani taburdan Lice alaya çıkmaktayız. Gitmiş olduğumuz araçla budur. Vah vah ki ne vah. Vah ki ne vah. Çok güzel. Gerekli değil. yetkililere bir şekilde bu videoyu ulaştıracağız. Arkadaşlar eklemek istediğiniz bir şey varsa da size söyleyebilirsiniz. Arkadaşlarınız ne Gariban arkadaşlarınız ne desin? Ne olur kendi derdinize düşmüşsünüz ya. Vallahi billahi ya. Şu az, şunlara bak ya. Ne yani yazık günah değil mi ya? Etmeyin elemeyin. Bak biz bunların hakkında savunuyoruz, savunuyoruz yeri geldiği zaman değil mi? Siz niye böyle bu adam bak bir de şübesinden bölgesinden falan filan bak adam bir de onu diyor bak adam terörle mücadeleye gitmiş yani terörle mücadele dediği Kürt'ü öldürmeye gitmiş adam yani bir de paralı olarak gitmiş yani bak biz sürekli söylüyoruz bu devletin askerlere Türk askerine verdiği bir değer falan yok değer sıfır seni çatışmaya gönderir çatışmaya gidersin çatışmada senin yakalanman yasak Sıkıysa esir düştü. Senin yaralanman olmaz. Asker ölmez, yemez, içmez, sıçmaz. Özür dilerim ama bilmem ne yapmaz ne yapmaz diye bir kural var Türkiye'de biliyorsunuz. O yüzden Türk askeri ölmez. Türk askeri yorulmaz, acıkmaz. Türk askeri yahu yani hani böyle bazı hocalar anlatıyor ya öbür dünyada işte ölüm yok, açlık yok bilmem ne falan. Bunlar da öyle yani. Öyle melek gibi yani. Kardeşim sizin tek şeyiniz var. Türkiye Cumhuriyeti devleti askerlerini şöyle kullanıyor. Özellikle son Kürtlerle yaşadığı bu savaştan. Son 40 yıldır. Bir. Cephe gideceksin, çatışacaksın. Yaralanmak yok. Teslim olmak yok. Esir düşmek yok. E, aksi halde sürgün ediliyorsun. Psikolojik baskı görüyorsun. İntihara sürükleniyorsun. Ve Kürt olarak kalırsan, yaşamayı becerirsen askersin. Ama ne zaman böyle birazcık yalpalarsan asker değilsin. Böyle gördüğün gibi askerlere ceza vermişler. Ne yapmışlarsa bilmiyorum artık da. Geç uyanmışlar. Bir şey yapmışlar mutlaka. Ve kimse şeyi sormuyor ya. Türk devletinin askerine verdiği değerin örneği PKK'nin elindeki askerler. Bugüne kadar PKK onlarca askeri esir aldı. Ne onlarca? Yüzlerce askeri değil mi? Bakın bir tanesinin kılına dokunmadı. Bir tokat bile atmadı. Hepsini böyle aldı. Sapa sağlam ailelerine teslim etti ki şu anda var birkaç asker. 30 mu 40 mu var ama devletin umurunda değil. Yıllardır 9 yıldır devlet bunu gündeme bile getirmiyor. Yahu mitin Süleymaniye sorumlusu. Hatırlıyorsunuz değil mi? O videolar halen var. PKK Süleymaniye'de onların toplantı yaptığı üst düzey MIT yöneticisi 4 kişi nasıl bilim gibi böyle kız kıvrak yakalayıp kelepçeleyip götürdüler. Halen o insanlar PKK'nın elinde defalarca video yayınladılar. Ailelerine çağrı yaptılar. Türk devletine çağrı yaptılar. Polisi orada. Yani asker orada. Umurlarında mı? Değil. Demek ki neymiş efendim? Bu askerler baktı ki olmuyor bu garibanlar. Yani iyi bir şey yaptılar aslında. Seslerini video çekerek yayınladılar. Varsayalım ki bu askerler böyle giderken bu pikap içerisinde önleri kesiliyor. Ne olacaktı peki? Geriye bu video kalacaktı. Vatan millet Sakarya başımız sağ olsun. Evlere ateş düştü. Bilmem ne falan filan. Vallahi acıdım. Ne yalan söyleyeyim. Yani bu askerlere acıdım yani. Yazık günah yani. Yazık yani. Ama e, biliyorsunuz siz geçen sene bir video paylaşmıştım. Onu size yine söyleyeyim ben. Belki gider izlersiniz. Saptaki bir çatışmada üç tane askerini yaktı. Türkiye askerleri. O video gerilla TV'de halen duruyor. Yani silmemişler. Gerilla böyle an be an kara kara çekiyor kamerayla hepsini gösteriyor. Askerleri üstte atıyorlar. Üç tane askeri benzin döküyorlar. Çak yakıyorlar. Niye? Cenazeleri peki düşmesin. Çünkü o vadide askerleri çıkaramıyorlar. Taşlılar bir yere kadar orada ileri gidemediler. Ya. Diyeceksin ki sen yalan söylüyorsun. Tamam kardeşim ben yalan söylüyorum. Eyvallah o zaman gidin Gerilla TV'ye bakın. Görüntüleri izleyin. O görüntülerin montaj olmayacağını da sizler biliyorsunuz zaten. Yani maalesef durum böyle yani. Askerlerin bir değeri falan yok yani Türkiye'de. Olur mu öyle şey? Almanya'da asker görmüyorsunuz. Mesela bir asker otobüste örneğin tramvayda böyle izine giderken falan gördüğünüz zaman ya insanlar o kadar böyle sevecen bakıyor ve o kadar şey ki Türkiye'de asker, polis Kürtler gözünde özellikle Türklerin bir kısmı da öyle ama Kürtlerin gözünde özellikle asker, polis gördükleri zaman bunlar bizim katilimizdir diyorlar. Çünkü devlet böyle yaptı yani. Değil mi? Gerçi yavaş yavaş AKP'ler de göster, gün, şey görmeye başladı da. Her neyse. Başka habere geçelim biz. Ee, sıradaki haberimiz neydi arkadaşlar? Şimdi sıradaki haberimiz tabii ki önemli Rojava ile ilgili önemli gelişme. Ben bu arada konuğuma linki atacağım. Birazdan bir konuk alacağım. Konum gelip yayında beklerse aşağıda ben bu haberi bitirdikten sonra da onu yayına alacağım. Ee, evet. Kobani ile ilgili önemli bir açıklama var değerli izleyenler. Türkiye önümüzdeki yaz Kobani bölgesine saldırı yapmayı planlıyor diye bir açıklama geldi. Demokratik Suriye Güçleri basın sözcüsü Ferhat Şami, Kanal 8'in Post Roy Kürdistan'ı bültenine katılarak yeni gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu değerli izleyenler. Evet, Şam'ı Türkiye'nin yakın zamanda Rojava Kürdistan'la saldırmayı planladığını, Demokratik Suriye güçlerinin edindiği bilgilere göre Kobani'ye yaklaşmak için Giresipi ile Cerablus arasındaki bölgelere kara saldırısı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı. Bakınız bölgeyi de açıklıyor. Giresipi ile Cerablus arası. Erdoğan'ın sürekli Cerablus, Cerablus diye e, hitap ettiği o bölge, çetelerin sürekli şu anda konuşlandı. O bölgeden bahsediyor ve askeri ve güvenlik açısından güçlerimiz bölgeyi savunabilme de başarılı oldu dedi şu ana kadar. Çünkü bu ülkenin savunmasını hedef haline getirdik. Askeri ve güvenlik açısından bugüne kadar başarılı olduk. Bunu herkes biliyor Rojava anlamında. Bu kadar saldırıya rağmen de hala başarılıyız dedi. Ama şu anda daha fazla önem verdiğimiz konu uluslararası güçlerle diyaloglarımız ve müzakerelerimiz Rojava özellikle yönetiminin siyasi olarak tanınması meselesidir. Şimdi bu da yeni bir girişim. Aslında uzun zamandır Rojava özellikle yönetimi Avrupa'da mekik doku adeta ee, ve Avrupa'daki e, birçok devlette birçok yetkiliyle bir araya gelip e, Rojava'nın siyasi anlamda tanınmasını e, isteyen görüşmelerde bulunuyor değerli izleyenler. İşte bu da onlardan biri. Yani burada dikkat çekilen nokta biz şu anda yönümüzü o onların saldırısına değil, siyasi olarak tanınma meselesiyle e, alakadar oluyoruz. Özellikle Türk Devleti, Suriye rejimi ve DAEŞ'in en çok kızdıran şey özellikle yönetimin Satü'ye doğru gitmesinden e, duydukları korkudur diye e, Demokratik Suriye güçleri sözcüsü, basın sözcüsü Ferhat Şam'ı bu noktalara dikkat çekti. Şimdi arkadaşlar bu biliyorsunuz Erdoğan uzun zamandan beri e, böyle bir plan içerisinde bir plan yapıyor. Rojava'yı nerede nasıl vuracağına yönelik. Şimdi Ferhat Şami'nin bu yer belirtmesi, Cerablus'a dikkat çekmesi. Grispi biliyorsunuz işgal etmişler zaten. Grispi ile Kobani arasında Cerablus var. Ve o Cerablus üzerinden yani en zayıf halka olarak onların gördüğü o halka üzerinden Kobani'ye girmeyi planlıyorlar diyor. Bu da ancak kara hareketiyle mümkündür. Peki Amerika Birleşik Devletleri Türk devletinin herhangi bir kara hareketi yapmasına izin verecek mi? Şimdi senaryolar var. Tabii ki senaryolar arkası dolu boş o ayrı bir nokta ama e, şöyle bir durum var. Erdoğan hükümeti seçimde yenileceğini tahmin etmiyordu. Bir, bütün bunlar seçimden önce planlanan şeylerdir. Yani bu Rojava'ya saldırı, hatta yer bile belli olan, tarih bile belli olan bu istihbaratlar Amerika biliyor. Ve e, konum yine geçen gün gibi aynı sorunu yaşıyor maalesef. İlginç. Ve e, eğer, eğer AKP MHP hükümeti bu şekilde, bu gücünü koruyarak bu şekilde, yani el aşağı oldu çünkü. Yani ilk defa 22 yıl sonra AKP... Türkiye'de ikinci parti oldu ve oylarında ciddi bir dağılma var, ciddi bir eksiklik var. Kürdistan'dan neredeyse belediye kazanmadı, hepsini de hile ile kazandı. Kendi alın, alın teriyle kazandı tek yer Bingöl'dür. Onun dışında hiçbir yerde alın teriyle AKP seçim kazanmış değil. Bu AKP bu kadar güç kaybeden, muhalefeti karşısına alan, kendi içerisinde 3'e 4'e bölünmeye başlayan bu AKP acaba birkaç ay sonra ekonomiyi zaten bırakmış yani IMF'e gittiler. Sanırsam IMF de para vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü kendi ülkenin içerisinde bir savaş varsa, bir karışıklık varsa kimse size kredi vermez, borç para da vermez. Şu anda borç para bulamıyor. Acaba AKP bütün bu şeyleri risk ederek, göze alarak varlık ve yokluk yani ya yok olacağım ya da var olacağım diye yine milliyetçi oylara oynayarak Kobani'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne rağmen o bölgedeki güçlere rağmen, İran'a rağmen, Suriye'ye rağmen ya da Rusya'ya rağmen Kobani'ye bir kara hareketi küçük bölge bile olsa, küçük bölge bile olsa kara hareketi düzenleyebilir mi? Bu tartışılır. Ha Erdoğan'dır. Erdoğan kaybetmemek için her şeyi yapıyor. Kaybetmemenin yolu eğer Kürtlere saldırıdan geçerse hiç affetmez yapar. Ama şunun altını net olarak çizelim. Bir, Erdoğan'ın eski gücü yok. İki, AKP'nin eski gücü yok. 3- Türkiye içerisindeki çetelerin eski gücü kalmadı. Bu seçimle birlikte hepsi darmadağın oldu. Şu anda hepsi günü kurtarmanın peşinde ve kendilerini kurtarmanın geleceklerine bakmanın peşinde oldukları için ben kişi olarak diyorum Erdoğan'ın bundan sonra bu planı yeniden gözden geçebileceğini tahmin ediyorum. Evet bu arada konumuz herhalde başarmıştır durumu. Ee, ve e, önümüzdeki günlerde bunun e, nasıl olacağına yönelik bu gelişmeler hepsini göreceğiz. Şimdi arkadaşlar ve biliyorsunuz e, Sayın Öcalan'ın 75. yıl dönümüydü. 4 Nisan kutlamaları vardı. Hem Kürdistan'da hem doğduğu yerde, yerde e, başta olmak üzere birçok yerde kutlamalar gerçekleştirildi ve Sayın Öcalan'ın Kürt halkının Kürt halkı için önemli bir lider ve kişilik olduğuna yönelik onun doğum günü kutlandı bütün dünyada. Bu artık her yıl geleneksel olarak Kürdistanlar onu sevenler bu şekilde onun yaş gününü kutluyorlar. Ee, ve bu yaş günü vesilesiyle kimisi bazen şiirler yazıyor, kimisi bazen türküler besleniyor. O yüzden Şengül Aslan e, diye bir arkadaş, e, Sarısam Sayın Öcalan için bir türkü beslenmiş, bir san beslenmiş. O yüzden e, Sayın e, Öcalan'ın için bestelediği ya da dile getireceği bu türküyle ilgili kendisini yayına aldım. Şengül merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız, iyi misiniz? Siz yeni bir şey, yeni bir şey beste yapmışsınız. Bu böyle alışılık bir alışıla gelmiş bir durumda değildir. E, ve biz de dinleyeceğiz ilk defa. Sürpriz de oldu aslında. Bakalım siz neler bestelemiş ya da neler söyleyeceksiniz Sayın Öcalan'a adamak için. Buyurun. Evet, e, sizin aracılığınızla böyle bir program yaptığınız için e, teşekkür ederim. E, gerçekten başarılı bir program. E, halkı bilinçlendirmek e, e, güzel, kutsal bir görevdir. <laughs> e, sizin aracılığınızla buradan e, ilk başta e, Sayın Öcalan'ın doğum gününü kutluyorum. E, Önderliğimiz. Kutsaldır bizim için, hele de Kürt kadını, özgür Kürt kadını yaratan küllerinden yaratan bir önderliktir. Ee, bütün dünya bunun bilincinde ve şu anda esaret altında e, yaklaşık üç yıldır ondan herhangi bir haber alınamıyor. ve gerçekten e, bu e, çok e, vahim bir durum. E, bundan bütün dünya sorumludur. E, bütün e, e, ülkeler şu anda suç işliyorlar e, ve e, ses getirmek adına kim ne yapabilirse özellikle biz e, Kürt kadınları olarak omzuma e, omzumuza e, büyük bir yük düşüyor çünkü e, belirttiğim gibi özgür kadını Orta Doğu'da özgür kadını özellikle Kürdistan'da özgür kadını yaratan önderliktir e, önderliğimiz için e, o yüzden e, elimizden geldiği kadar kim ne yapabilirse kimse e, demesin ben e, benim yaptığım e, etki etmez ya da işte e, e, yeterli olmaz yetersiz kalırım e, herkesin yaptığı bir şey etki eder ben buna inanıyorum yeter ki insan yapmak istesin e, e, başaramayacağı bir şey yoktur e, Kürt halkı iradeli bir halktır e, son. Seçimde de biz bunu gördük, yaşadık ve ben buradan Kürdistan'daki ve dünyadaki özellikle ama Kürdistan ve Türkiye illerindeki Kürt halkını, o direniş ruhunu saygıyla selamlıyorum ve 90'lı yılların ruhu adeta canlandı. Ben eğer biz istersek başaramayacağımız bir şey olmadığına olmadığına inanıyorum. Önderlik nereden nereden aklınıza geldi böyle bir sistem yapmak yani o şey? Ben bunu siz, müzi e siz müzikle uğraşıyor musunuz böyle bir şeyiniz var mı? Evet, evet ben e e yıllardır müzikle uğraşıyorum. Kusura bakma evet. yani bilmediğim için özür diliyorum gerçekten hiç, de hiç <laughs> de, denk de, gelmedim de. yani. Bilinen tanınan bir sima değilim çok böyle e şeyim yok e albüm çalışmalarım yok ama ondan olabilir, e, doğru bu beste e, 2010 yılından beri e, yapmış olduğum bir beste ama e, e, dilerseniz ki takdir edersiniz ki Türkiye'de bunu yapmak hani biraz böyle e, ve baskı olduğu için yapamadık. yapamadım e, aranjajlamasındaken Türkiye'de e, zorunlu baskılardan ötürü e, çıkıp geldik ve aranjesini yaptık ama aranje istediğimiz gibi olmadı. Ee, ben bunu 4 Nisan'a yetiştirmek istiyordum ama olmayınca e, bunu artık olduğu gibi yayınlamak istedim. Peki. Çok iyi oldu. Buyurun. E, zevkle dinliyoruz sizi. Buyurun. Troja çare saniye

gerçekten muazzam bir şey. Muazzam bir, hem sözleri yani anlayanlar e, anlamayanlar zaten bir şey anlamaz da, sözleri zaten muazzam bir anlam. Ama sizin söyleme tarzında işin doğrusu ben şaşırdım gerçekten de. E, yani birçok sanatçı arkadaşlar bence sizin bu şeyinizi, beslenizi almak isteyecek. E, bu eserinizi bir de teknik anlamda, donanımlı bir teknikle bu dile getirmiş olsa işte müzikle vesaire enstrümantal daha farklı bir etki yaratır ama bu şekilde de İnsana yüreğine hitap ediyor. Ne söyleyeyim yani gerçekten muazzam. Yüreğinize evet. sağlık. Çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Teşekkür ee, Programınız gerçekten e, dediğim gibi başta belirttiğim gibi e, bir çoğu zaman hani gerçekler e, maalesef Türkiye'de dile getirilmiyor. E, medya zaten e, hiçbir şey, her şeyin üstünü örtüyorlar böyle YouTube üzerinden böyle bir yayın yaptığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten ben teşekkür e ediyorum. Ne demek, ne demek. Sizin sessiz gerçekten olabiliyorsak gerçekten ne mutlu bize. E Ve Kürt halkının bir an önce önderliğin özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum. E Önderimiz gerçekten e Eğer Orta Doğu'ya bir barış gelecekse bunun Mimarı Sayın Abdullah Öcalandır. Ben buna inanıyorum ve tekrar e, sizin aracılığınızla onun doğum gününü kutluyorum. E, saygılar, teşekkürler. Saygı ediyorum. benden sözleri size aitti değil mi? Evet, söz müzik bana ait. Söz müzik size ait. Peki bu da böylece telif olmuş oluyor size ait olmuşu, o yüzden sordum. Çok teşekkür evet. ediyorum Şengül ben Aslan. Başarılar diliyorum. Umarım bu söylediğinizi tam böyle enstrümantal, profesyonel bir stüdyoda dile getirirsiniz. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. İyi akşamlar. Sağ olasın. Şimdi arkadaşlar, valla Şengül Aslan ben ilk, ilk defa duydum. Ne? Yani bilmiyordum. Ses gerçekten muazzam etkileyici bir ses. Ben söyleyeyim. Tarz da çok değişik. Yeni bir tarz. Hakikaten de çok güzel emeğine sağlık. Güzel bir eser olmuş. Onu da söyleyeyim. Anlamlı, içi. Belki de bazı arkadaşlarımız sözlerini bilmiyor ama inanılmaz e, anlamlı sözler e, var. Peki. Yeterli bu bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam birlikte oluruz. Bu arada bir şey sormuş bir arkadaş. Artık soruyu bence yarına bırakalım. Olur mu Martin Bey? Yarın görüşürüz. Saygılar hepinize. İyi akşamlar diliyorum.